Kanalıma hoş geldiniz. Yaz ayında solan, sararmaya başlayan orkideleri yeniden canlandırmak için bugün sizlere yapabileceğiniz püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin birden fazla yaprak ve çiçek çıkarabilmesi için sonbahara girmeden önce yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken bazı bakımlar var. Şu anda elimde gördüğünüz orkide, bakın, iki tane keyiki çıkardı ve ikisi de çiçek dalından çıkan keyikiler. Orkidelerin bu şekilde sağlıklı keyikiler, yapraklar çıkarabilmesi için köklerinin muhakkak sağlıklı olması gerekiyor. Aktif, yani bu şekilde yeşil ve canlı olması gerekiyor. Sizlerle şimdi özellikle sonbahara girmeden önce orkidelerinizi yeniden canlandırabilmek için bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Bunun için pirinç kullanacağım. Pirinç, orkide bakımında sıvı bitki besini olarak kullanabileceğiniz en iyi gübrelerden. Pirinci kullanırken bugün sizlere aylarca kullanabileceğiniz bir gübre tarifi vereceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinci bir mutfak robotunun içerisine koyuyorum. Ve daha sonra kapağını kapatıp bunu toz haline getireceğim. Pirinci toz haline getirdim. Şimdi bunu orkidelerde kullanabilmek için sıvı gübre haline getireceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinç tozu koyuyorum. Sizler evdeki çiçeklerinize göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyuyorum. Toplamda 500 ml kaynar su koydum. Biraz bu şekilde karıştırıyorum. Ve bu gübrenin soğumasını bekleyeceğiz. Yeterince soğudu. Üzerine arıtma suyu koyuyorum. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 500 ml pirinç suyu, 500 ml de arıtma suyu koydum. Biraz karıştırıyorum. İçerisinde posası olduğu için bunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Süzdükten sonra bu şekilde bir posası var ve tekrardan tabağımı yıkayıp aynı tabağın içerisine pirinç suyunu koyuyorum. Kesinlikle posasıyla birlikte vermeyin. Evet, gördüğünüz üzere elimde tamamen kökleri çürümüş ve çekilmiş bir orkide var. Neredeyse ölmek üzere, yaprakları da tamamen yumuşamış. Özellikle bu tarz sıvı bitki besinlerini bu tarz orkidelerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yeniden köklerin canlanmasına yardımcı olacaktır. Toplamda ben 8 yemek kaşığı kadar pirinç suyu koydum ve bu suyu akşama kadar yavaş yavaş çekecektir. Yine bakın, diğer bir orkide elimde gördüğünüz üzere, yine bu orkide de çiçeklerini dökmüş ve artık
yavaş yavaş solmaya başlamış. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken solan orkide dalını kesmek ve çürüyen kökleri kesmek. Kökleri sağlıklı olan bir orkide fakat yapraklarında biraz hastalık var. Özellikle bu tarz orkidelerde de kullanabilirsiniz. Yine 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu tarz sıvı bitki besinlerini ayda bir kere vermeniz gerekiyor ve diğer sıvı bitki besinlerini de dönüşümlü olarak her ay farklı bir gübre olacak şekilde sıralayabilirsiniz. Bakın, altında biriken suyu yavaş yavaş çekecektir. Bu sıvı gübreyi sadece orkide köklerinde değil, bir peçeteyi pirinç suyuna batırıp özellikle solan ve hastalıklı yapraklara da kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bizler burada orkideyi yapraktan gübreleme işlemi yapıyoruz. Orkidemizin yapraklarının yeniden canlanabilmesi için bu şekilde hem tozunu alıp hem de gübre desteği sağlayacağım. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi mutlaka bol ışık alan havadar bir balkona ya da bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Kurutmanıza gerek yok. Bu gübre üzerinde yavaş yavaş kuruyacaktır. Pirinç suyu içerisinde bol miktarda mineraller, vitaminler olduğu için orkidenin canlanmasına yardımcı olacaktır. Orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Çürüyen orkideler bu şekilde zaman ile yeni bol bol kökler çıkarır ve yaprakları yumuşayan orkideler bu şekilde yeniden canlanır. Evet, orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram adresimi de takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktaları olarak takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere orkideler gayet sağlıklı şu an ve bakın bu orkidem 2 tane yeni keyiki çıkardı. Bunlar çiçek dalından çıkmış olan keyikiler. Bu orkidenin cinsine göre de değişebilir. Fakat bu orkidem geçen yıl 2 tane normal bildiğiniz çiçek dalı açmıştı. Bu yıl ise çiçek dalları bu şekilde keyiki çıkardım. Orkideleri sıvı bitki besiniyle desteklediğiniz zaman ve bol bol ışık aldığı zaman bu şekilde sağlıklı olur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.